Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber hazır yufkadan el açması lezzetinde çıtır çıtır muhteşem bir börek yapacağız. Bu böreği bu zamana kadar kime yaptıysam hepsi el açması olduğunu sandı. Yapılışı çok pratik, lezzeti efsane bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen böreğimizin yapılışına geçelim. Böreğimizin iç harcı için şöyle 2 adet büyük boy soğan kullanacağız. Arkadaşlar iç harcımızda ne kadar bol soğan kullanırsak o kadar lezzetli oluyor. 300 gram kadar kıyma kullanacağız. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, tuz ve biraz da sıvı yağ kullanacağız. İç harcımızı pişirmek için tavamızın içerisine şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar göz kararı sıvı yağ ilave ediyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Ardından soğanlarımızı ve kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızı ilave ederken de şöyle biraz elimizde ufalayarak ekliyoruz. Kıymamızı da ekledikten sonra kaşığımızla kıymamızı şöyle eze eze kavuruyoruz. Hiç topak kalmayacak şekilde bütün kıymamızı bu şekilde ezeceğiz. Arkadaşlar iç harcımız orta ateşte, kıymamız tamamen kavrulup soğanlarımız içerisinde eriyinceye kadar bu şekilde kaşıkla arada bir karıştırmak suretiyle kavuracağız. Soğanlarımız gözünüze fazla gibi gelebilir ama fazla değil. Birazdan tamamen iç harcımız kavrulduktan sonra içerisinde soğanlarımız kaybolacak. Evet, kıymamız çok güzel bir şekilde kavruldu. Artık tuzumuzu ve baharatlarımızı da ekleyebiliriz. Öncelikle karabiberimizi ekliyoruz. Ardından pul biberimizi ve tuzumuzu, tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir az daha ekliyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar baharatlarımızı en sona bırakmamın sebebi, eğer ilk başta baharatlarımızı eklersek biz kıymamızı kavurana kadar baharatlarımız yanacaktır. O yüzden en sonda eklememizde fayda var. Şöyle güzelce karıştıralım. Tamamen her yerine ulaşmasını sağlayalım. Son birkaç dakika daha pişirip hemen ocaktan alacağız. Baharatlarımızla birlikte kıymamız da özleşsin. Hemen alalım ocaktan. Harcımız tamamdır. Harcımızın altını kapayıp harcımızı soğumaya bırakalım. Evet, iç harcımız soğurken biz de böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Böreğimizde el açması lezzetini veren bu sos arkadaşlar. Sosumuz içinde şöyle yarım su bardağı süt kullanacağız. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı sade soda, 2 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı dolu dolu karbonat kullanacağız. Eğer karbonatınız yoksa karbonat yerine kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ama o zaman kabartma tozu miktarını bir tık daha fazlalaştırmanız gerekiyor. Yani 1 çay kaşığı karbonat kullanıyoruz. 2 çay kaşığı kabartma tozu kullanmanız gerekiyor. 3 yemek kaşığı da un kullanacağız. Öncelikle kabımızın içerisine unumuzu ilave edelim. Ardından karbonatımızı, sirkemizi ve sütümüzü ekleyelim. Sütümüzü ekledikten sonra şöyle çırpıcımızla bir karıştıralım. Ardından sıvı yağımızı ve sodamızı ekleyelim. Sodamızı da ekledikten sonra şöyle tekrar karıştıralım. Unumuzun sosumuzun içerisinde
tamamen erimesi gerekiyor. Yani topuk olmamasına özen gösterelim. Sosumuz hazır. Evet, yufkalarımızı yarıya kestik. Şimdi üzerine biraz hazırlamış olduğumuz sostan ekleyeceğiz. Şöyle 2 yemek kaşığı yeterli olacak. İsterseniz şöyle bir fırçayla sürebilirsiniz harcı yufkamıza. Ya da şöyle yufkamızı böyle kaplayarak sosumuzun yufkamıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, sosumuz her yerine ulaştıktan sonra da şöyle biraz iç harcımızdan ekleyeceğiz. Şöyle uç kısımlarına ekliyoruz sadece. Evet, iç harcımızı da ekledikten sonra şu kenarlarda birer santim bir boşluk bırakalım, çok doldurmayalım. Şu kısımdan biraz kaplıyoruz. Bu kadar yeterli. Evet, kapladıktan sonra da buradan sarmaya başlıyoruz. Böreğimi pişirmek için şöyle yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Tepsimin alt tabanına yağlı kağıt serdim. Kenar kısımlarını da sıvı yağla yağladım. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da yağlı kağıt kullanmayacaksanız da tepsinizi güzelce yağlamanız gerekiyor. Hemen şöyle orta kısma yerleştirelim. Ardından bir adet yufkamızı daha aldık ve aynı şekilde devam ediyoruz. Ve hemen tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, böreğimizi tamamladık. Sosumuzdan da şu kadar bir sosumuz kaldı. Şimdi şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekliyorum. 1 ve 2. Şöyle kaşığımla bir karıştırdıktan sonra böreğimizin üzerine süreceğiz. Bir fırça yardımıyla bolca böreğimizin üzerine sürüyoruz. Şimdi de böreğimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişmeye bırakalım. Evet, böreğimiz fırından çıktı. Şimdi hemen dilimleyelim böreğimizi. Çıtırtıyı duyuyorsunuz. Çıtır çıtır muhteşem bir börek oldu. Hemen şöyle iç kıvamını da göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.